Ayrıca merkeze faaliyetini gösteren Soil Sever Organik Solucan Gübresi Tesisindeyiz. Genç girişimcimiz Onur Bey'in yapmış olduğu bu çalışmaları elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. sevgili seyircilerimiz. Tesisimizi gezmeye başlarken öncelikle Onur Bey'i tanıtmayı isterim sizlere. Onur Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Onurcan Ulutaş, Düzce Üniversitesi Ziraat Mühendisi öğrencisiyim. İki yıldır solucan gübresi üretimi yapmaktayım ve solucan gübresi üzerine araştırmalar yapıyorum. Hem öğrencisiniz hem aynı zamanda iş hayatına atıldınız genç girişimci olarak. Evet bölümümle de alakalı olduğu için, ziraat mühendisliği bölümüyle doğrudan alakalı olduğu için solucan gübresi üretimi işine başladım. Onur Bey bu işe nasıl başladınız bize biraz aktarır mısınız? Nasıl aklınıza geldi bu işe girmek? Aslında benim aklıma gelmedi. Ee, televizyonda çıktığında annem aradı böyle bir iş var dedi. Ben farklı işler yapmak istiyordum. O sürekli bunu söylüyordu. Sonrasında bir araştırayım dedim. İnternette güzel sonuçlara varınca başlamaya karar verdim. Onur Bey peki bununla ilgili yapmış olduğunuz bir Arge var mı? Tabii ki deneyler yapıyorum. Sürekli araştırmalar yapıyorum yurt dışındaki makaleler olsun, Türkiye'deki araştırmalar olsun daha çok akademik olarak çalışmalar yapmaktayım. Herhangi bir resmi yani akademik olarak nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz? Solucanların e, verilen mamaya verilen mama ile alakalı gübrenin kalitesi. Bu yüzden mamanın kalitesini artırma üzerine araştırmalar yapıyoruz. Solucanların nasıl bir mamada daha hızlı ürediklerini, daha bir organik madde miktarını artırdıklarını araştırıyoruz, deniyoruz bize de mesela çok sorular geliyor. Ve bunların beslenmesinde e, ne gibi etkenlere dikkat etmek gerekiyor? Hem evsel atıklar hem de normal bir şekilde bunların yemleri var mı? Şu an üretimde büyük çapta üretim yapmak istediğimiz için hayvan gübresi ağırlıklı kullanıyoruz. Fakat evdeki atıklarla da solucan gübresi üretilebilir. Solucanlar güzel bir üremeye de sahip oluyor organik atıklarla beslediğimiz zaman. Şu anda müşterilerimizden bu şekilde çalışanlar var ve çok güzel sonuç alıyorlar. Siz A'dan Z'ye her aşamayı sağlıyorsunuz öyle değil mi? Tabii ki biz teknik destek olarak da tamamen müşterimizin arkasındayız ve onlara teknik desteği veriyoruz A'dan Z'ye tüm konularda desteği veriyoruz. Ee, sadece solucan mı yoksa gübre olarak da satıcınız var mı? Evet gübre satışımız da var, solucan satışımız, makine satışımız A'dan Z'ye tesis kurulum için bize başvurabiliyorlar. Yani siz tesis kurulumunu da gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Peki bize tesis hakkında biraz bilgi verir misiniz? Şu anda sürekli akış sistemleri üretiyoruz. Daha verimli bir sürekli akış sistemi üretme üzerine de çalışmalarımız var. Üretmek isteyen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Peki ülkemizin dört bir yanına hizmet veriyorsunuzdur. Evet. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde satışımız bulunmakta. Birçok üretici kazandırdık Türkiye'ye. Peki çiftçilerimiz ürünlere sahip olmak isterken nelere dikkat etmek gerekiyor? İlk önce en önemli şey solucanın türü. Türkiye'de Kırmızı Kaliforniya Solucanı diye anılan, sadece Türkiye'de bu isimle anılan Aysenia Fetida veya Lumbricus Rebellus türü toprak solucanlarını almaları gerekiyor. Şu anda Türkiye'de çok bilgi kirliliği söz konusu olduğu için dikkat etmeleri gerekiyor. Daha çok akademik çalışan firmalarla çalışmaları gerekiyor. Akademik olarak bir belgenizde mevcuttur öyle değil mi? E, tabii ki. Solucan türlerimizle alakalı belgelerimiz var. Gübre analizimiz var. Yani... Tüm belgelerimiz mevcut. Peki üremesi hakkında bize biraz bilgi aktarır mısınız? Solucanların üremesini istiyorsak e, bulundukları ortamın sıcaklığını, nemini, pH'ini dengede tutmamız gerekiyor. Çok fazla değişim olmaması gerekiyor. Ortalama 20 dereceye yakın, %80 nem ve pH'i da 7'ye yakın olması solucanlarımızın daha hızlı üremesine neden oluyor. Soğuk kış aylarında bu çalışmalar devam ediyor mu? Tabii ki devam ediyor. Biz ortamımızı veya makinemizin direkt olarak içini ısıttığımız için solucanlarımız 12 ay boyunca üremelerine devam ediyor. Peki beslenmesinde bunların yemleri var mı? Ee, separatörden çıkmış hayvan gübresi yanmış olması gerekiyor. Ve tüm organik atıklar asitli organik atıklar hariç tüm organik atıkları mamamızın içerisinde kullanabiliyoruz. Peki bunların temini nasıl sağlıyorsunuz? Yani üreticileri ya da çiftçilerimizi nasıl ulaştırıyorsunuz? Mama üretimimizde hayvansal üretim yapan firmalarla anlaşmamız oluyor. Onlardan gübremizi alıyoruz ve organik atıklarımızı pazarlardan da rahatlıkla toplayabiliyoruz. Bu şekilde mamamızı oluşturuyoruz. Siz girişimci olarak hem mama hem tesis kurulumu hem gübre hem de solucan üretinizi söylüyorsunuz. Yanlış mı duydum? Doğru duydunuz. Peki Onur Bey o zaman firmanız çatısı altında ileride bizleri neler bekliyor? İleride daha büyük bir tesis kurulumu olacak. Akçakoca'da tesisimiz kurulacak yeni. Orada daha e, sist, otomatik sistemler olacak. Bu şekilde öğretimimiz devam edecek. Ben solucanlara geleyim öylesi. Şu an tesisimizdeki solucanlarda izleyicimiz neler bekliyor? 2 milyona yakın solucanlarımız var. E, bu solucanlar aylık ortalama 16 ton kadar gübre üretebiliyorlar. Gübreleri üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin belli bir standart illa illaki belli bir standartınız vardır. Çünkü Biz sürekli en iyi gübreyi üretmenin peşindeyiz. Kalitenin peşinde olduğumuz için sürekli verdiğimiz mama değişiyor. Tabii bunu alıştır alıştır değiştirmemiz gerekiyor. Aynı değişimlerde solucanlarımız strese girebiliyor. Stresten kasımız hangi konular etken etkileyebilir mesela solucanları? Bunu sormamdaki sebep şu. Mesela sizi arayıp da çiftçilerimiz bir solucan ailesi ya da bir solucan temin etmek istediklerinde nelere dikkat etmek, etmek gerekiyor? Bu konu aslında çok önemli. Stresinden, beslenmesinden, üremesine kadar sizden daha detaylı bilgi bekliyor izleyicilerimiz şu an. Solucanlarımız strese girebiliyor. İnsanlar gibi onlar da strese girebiliyor. Aynı ısı değişimleri, nem değişimleri, pH değişimleri onların üremesini, solucan e, göbresi üretme hızlarını etkiliyor. Doğrudan olarak etkiliyor. E, dikkat etmeleri gereken şey aldıkları solucanın Aysen Yafetta veya Lumbricus Rebellus olması. Bunun nedeni ise bu tür solucanlar e, ortam değişikliklerine çok daha kolay adapte olabiliyorlar. Bu yüzden bu solucanları seçiyoruz. Onlara ani değişimler uygulamayacağız. Aslında asıl mantık bu. Ve istedikleri sıcaklığı, mamayı, nemi, pH'i verdiğimiz sürece hiçbir şekilde strese girmezler. bir gıda takviyeti sağlıyorsunuz sonuçta. Tabii ki birçok gıda takviyemiz var. Hani herkesin bildiği gibi yumurta kabuğu, çay posası gibi atıklar veriliyor. Bunun yanında daha birçok atık vererek solucanlarımızın strese girmemesini, mutlu olmasını sağlayabiliyoruz. Peki, stresi girdiğini nasıl anlıyorsunuz? Solucanların gübreyi tüketme hızı, mamayı tüketme hızı azalıyor. Bu şekilde strese girdiğini anlayabiliyoruz. Üremeleri azalıyor. Veya sistemden dışarı kaçmaya başlıyorlar. Yerde solucanlar kuruyup ölüyor. Bu gibi şeylere rastladığımızda strese girdiğini anlıyoruz ve durumun ne olduğunu öğrenip müdahale ediyoruz. Peki, bir solucan ailesiyle ben mesela kendim e, gübremi üretmek istesem kaç adet solucanla başlamam gerekiyor? Benim önerim 50 bin ile 200 bin arasında solucanla başlamaları. Çünkü 3 ayda 3 katına çıkan bir solucandan bahsediyoruz. Ortam şartlarını sağladığımızda daha fazlası da olabiliyor tabii ki. 1 milyon solucanla başlamak isteyenler bütçelere uygunsa tabii ki başlayabilir. Ama en mantıklısının 50 bin, bin arası olduğunu söyleyebilirim. Yani siz yine de bir deneme yapmadan büyük yani yüklü miktar alım yapmamalarını söylüyorsunuz. Ya tabii ki şimdi 1 milyon solucanı alıp gerekli ortam koşullarını sağlayamadıklarında Büyük zararlara yol açabilir. Peki sıfırdan girmek gerekirse, diyelim solucan tesisi kurmak istiyorlar. Solucan tesisi kurulduktan sonra siz solucana kadar her aşamayı temini sağlıyorsunuz öyle değil mi? Tabii ki isterlerse mama teminini veya satış konusunda desteğimizi, solucanları herhangi bir sorun yaşadıklarında desteklerini sağlıyoruz. Teknik desteğimiz mevcut. Peki saksı gibi ya da büyük havuzlarda yetiştirme imkanları var mı izleyicilerimizin? Tabii ki evde balkonlarında, kilerlerinde, bodrumlarında solucan gübresi üretebilirler. Hiçbir şekilde ortama koku yaymaz ve bakım zor değildir. Bir pislik yapmaz. Kolay bir şekilde üretim yapabilirler ve saksılarında, bahçelerinde kullanabilirler. Peki beslenmeye gerektirdiği takdirde evsel atıkları da değerlendirebileceğinizi söylüyorsunuz. Tabii ki de. Bu ikisi arasında ne fark var? Tabii ki değerlendirilebilir organik atıklar. Aslında temini kolay olması. Ben şimdi aylık 16 ton gübre üretiminden bahsediyorum. Bunun için 16 tonla 20 ton arasında bir mama bulmam gerekiyor. Ben bunu sadece organik atıklardan bulmaya çalışırsam bunu başaramam. Bu yüzden hayvan gübresi kullanıyoruz. Separatörden geçmiş ama yanma işlemi tarla üzerinde yağmur suyu yemiş şekilde olmaması gerekiyor. Sonuçta verimini yağmur suyu akatıp gidiyor. Başka canlılar giriyor. Başka tür sol canlılar giriyor. Bu yüzden bu şekilde olmayacak. O yüzden hayvan gibisi özel yem diye bir şey yok aslında. Kısacası bu. Yani her türlü serdiklerinizi değerlendirebiliriz öyle değil mi? Ya tabii ki küçük parçalara ayırmak, yakmak, bunun gibi birkaç işlemi uyguladıktan sonra birçok ürünü solucanlarımıza mama olarak verebiliyoruz. Peki üreme dönemlerinde yapılması gereken neler? Ortam şartları sağlandığı zaman her zaman üreyebilirler. Bunların üreme dönemi diye bir şey yok. Biz gerekli ortam şartını sağladığımızda, solucanlarımızı mutlu ettiğimizde 12 ay boyunca üreyebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Peki solucanlar arasında bir ırk ayrımı yani ırk farkı var mı? Safkan ya da ne bileyim yerli ya da çok Amerikan e, lafı geçiyor. Bunlar neler? Bunları bize bahsetmez mümkün mü? Tabii ki. Türkiye'de 73 tür toprak solucanı var. Ve bunlardan Aysenia fetida ve Lumbricus e herbellus kullanmamız gerekiyor ama Türkiye topraklarında neredeyse hiç denecek kadar az. Bu yüzden yurt dışından getirildi. Bu şekilde başlanıldı Türkiye'de üretime. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Analiz etme şansları da yok şu anda. Yanlış solucan alıp pişman olma olasılıkları var. Çünkü her solucanın ortama adapte olması o kadar kolay olmuyor. Bizim Aysenye Fettah ve Lumbricus Rebellus solucanlarımız ortama çok rahat adapte olabiliyorlar. Adapte olamayan solucanlar ise küçük bir ısı değişiminde, nem veya pH değişiminde ortamdan kaçabiliyorlar. Bu girişimcinin hevesini de azaltır. Böyle durumlarla karşılaşmamak için çok dikkat etmeleri gerekiyor. Solucan türü gerçekten bu işin en önemli noktası üretmek isteyenler için. Peki, ee, diyelim sizleri izleyicilerimiz ya da çiftçilerimiz aradılar. Ee, bu işi yapmak istediklerinizi, kendi gübresini yetiştirmek istediğini söyledi ve hiçbir şekilde şu an herhangi bir elinde done yok. Siz sıfırdan bir değerlendirme yapıp solucan cinsine kadar seçimini yapıp sunabiliyor musunuz? Tabii ki biz sıfırdan arayan müşterilerimiz oluyor. Onlarla uzun uzun muhabbet ediyoruz. Yakındalarsa buluşuyoruz ve solucan gübresi hakkında bilgileri veriyoruz. Başlamak istedikleri rakamı öğreniyoruz. Sonuçta biz solucanların ne kadar sürede ne kadar ürediğini, ne kadar gübre ürettiğini her şeyi açıkça paylaşıyoruz. Onlar da kendi bütçelerine göre, hedeflerine göre solucan sayısı belirliyorlar ve yardımcı oluyoruz. Kurmuş olduğunuz tesiste de ara ara kontrolü yapıyorsunuzdur illa ki. Tabii ki. Fazla bir zahmet gerektiren bir iş değil ama solucanlara illa ki bakmamız gerekiyor. Peki. Ben bir de çiftçilerimizin merak ettiği bir konudan sormam gerekiyor. Ne kadar sürede verim alırız? Yani verim açısından bu konuyu biraz açmamız gerekirse bu solucanlardan ortalama ben 50 bin adet solucanla başladığımda ne kadar ben gübre temin edebilirim bundan? 1 milyon solucan aylık 8 ton kadar gübre üretebiliyor. Bunu 50 bin solucana vurduğumuz zaman yaklaşık 400 kilo civarında aylık üretim yapar 50 bin solucan. 3 ayda bir de 3 katına çıkıyor. Siz tabii daha iyi bakarsanız daha yüksek sayılara ulaşabilirsiniz. Üretiminiz hızla artıyor. Peki sıvı mı yoksa katı olarak mı tercih edilmesi gerekiyor? İkisi arasında bir fark var mı? Katı gübre üretiyoruz biz. Sıvı gübre üretiminde çay solucan gübresi çayı denen olay var. Şimdi solucan gübresi çayı dediğimiz ürün Sıvı solucan gübresi değildir. Bunun muhafazası kısa sürer. Bir gün içerisinde hatta saatler içerisinde kullanılması gerekmektedir. Soluca sıvı solucan gübresi üretimi için büyük çapta bir tesis gerekiyor. Ülkemizde peki yaygın mı bir uygulama? Sıvı gübre üretimi ülkemizde şu anda çok az. Zaten katı gübre üretimi olarak baktığımızda da ülkemizde fazla bir üretim yok. Yeterli üretim yok. Peki ekim aşamasında hani siz üretici olarak katı mı yoksa sıvı olanı mı tercih ederdiniz? Uygulanan bitkiye göre değişiyor tabii ki. Sıvı olarak damla sulama sistemleriyle uygulanabilir, yaprak gübresi olarak uygulanabilir, yine toprağa uygulanabilir. Bunların hepsi bir ziraat mühendisi eşliğinde sistematik olarak uygulanabilir. Peki ben biraz tesisimize gelelim. Şu an izleyicilerimiz zaten tesislerimizden görüntülerimizi izliyorlar. Bu tesisteki faaliyetlerimizden bahsedebilir misiniz birazcık daha? Bu tesiste şu anda aylık 16 ton kadar üretim yapılmakta. Yan tarafımızda da yakında laboratuvarımız da açılacak. Burada da araştırmalarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde akademik olarak çalışmalarımızı, üretimimizi sürmekte. Yani gübre yanında da solucan üretimi de gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki. Solucan zaten gübre üretirken ister istemez üretmek zorunda kalıyorsunuz. Solucanın toprağa faydaları nelerdir acaba? Solucan gübresi bitkinin kök hastalıklara karşı direnç sağlamasına yardımcı oluyor. Bitkinin soğa karşı direncini sağlıyor. Kök ve gövde gelişimini hızlandırıyor daha erken hasat almamıza yardımcı oluyor. Aldığımız ürünün tadının, kokusunun daha verimli, daha kaliteli olmasını sağlıyor. Peki Onur Bey, e, solucan gübresi kullanımında bitkide gözle görülür bir verim artışı elde edilebiliyor mu? Tabii ki gözle görülür bir verim artışı elde edebiliyoruz. Kullanan çiftçilerimiz zaten bir daha kullanmak istiyorlar. Çünkü gerçekten gözle görülür bir verim artışı oluyor. Peki bu gübre ülkemizin her yerine gönderdiğinizi söylediniz. Nerelere gönderdiniz ya da nerelerde tesis kurdunuz? Şu an bir, Türkiye'nin birçok şehrinde var. Maraş'ta, Hatay'da, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa birçok şehirde solucan gübresi üretimine başlayan müşterilerimiz var. Peki Onur Bey, çiftçilerimiz tesis kurulma esnasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Solucan gübresi üretmek isteyenler kendi işini kurmak isteyenler ilk başta solucanın türüne çok dikkat etmeleri gerekiyor. Doğru firmalarla çalışmaları gerekiyor. Aldıkları solucanları solucanlarla gübre üretirken ortam şartlarına dikkat etmeleri, mamaya dikkat etmeleri ve sürekli araştırma yapmaları gerekmekte. Biz teknik desteği sağlasak da onların da kendi araştırmalarını yapması, denelerini yapması ve gözüyle görüp inanması gerekmekte. O halde biz de bu solucan ve solucan ve solucan gübrelerini izleyicilerimize gösterelim. Tabii ki gösterelim. Sevgili seyircilerimiz, tesisimizde gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an solucanlarımızın başına geldik. Onur Bey, bize biraz bilgi verir misiniz solucanlarımızla ilgili? Solucanlarımızın türü Aisenia feta. Belgelerle analizleri yapılmış, belgeleri mevcut. Aisenia de solucanlarımız. Ee, i̇sterseniz görebiliriz. Bunun içinde öyle değil mi? Evet, şu an bunun içerisinde solucanlarımız Bakalım. mevcut. Bunların dişi de erkek oldu nasıl anlıyorsunuz? Dişi veya erkek yok. Bunlar çift cinsiyetli. Hı hı. Dişi veya erkek yok yani öyle bir. Bunu mesela hani çiftçilerimiz hani bunu alırken e, üremesine oldukça önem verecekler. Bu soruyu sormamdaki sebep de şundan dolayı. Herhangi bir cinsiyet ayrımı var mı bunların aralarında? Hayır kesinlikle yok. Hepsi birbiriyle çiftleşebilir e, potansiyele sahip şu anda. Peki işlerinde şu an e, üremeye hazır var mı? Ona bir bakalım da. Şu şu an buradakilerin neredeyse hepsi üremeye hazır durumda burada kıtalyumları var. Evet. Yumurtaları burada oluşuyor. Boğaz kafa kısmına yakın olan boğaz. Bu şişiklikler kısmından. öyle değil mi? Evet, o şişiklik kıtalyum alıyor. Orada yumurtayı üretiyorlar. Sevgili seyircilerimiz belki de toprağın bir mucizesidir, mucizesidir bu solucanlar. Solucanların yararları saymakla bitmez ama siz tabii işin uzmanı olaraktan sizlerden bu konuyu biraz açmanızı istiyoruz. Solucan gübresi Avrupa'da uzun yıllardır yapılan, Türkiye'de yeni yeni yayılmaya başlayan bir sektör. Solucan gübresi şu an dünyanın en verimli gübresi ve yüzde yüz organik. Toprağa birçok faydası var, bitkiye birçok faydası var. Kimyasal gübre kullanmayıp bunları kullanmamız gerekiyor ki toprağımızı kirletmeyelim. Kanserojen madde içeren ürünler yerine organik ürünler üretebilelim. Bunun için organik gübreye ihtiyacımız var. Solucan gübresi de bunlardan en uygun olanı. Peki bunların boyları yani yetişkin olarak ne kadar oluyor? Yetişkin boyları yaklaşık 7 cm civarında var. Tam bir boyut yok. Ufakları da zaten doğduktan, yumurtadan çıktıktan yaklaşık bir ay sonra yetişkin boyuta geliyorlar. Kliterliyumları oluşmaya başlıyor. Peki siz bunları temini sağlarken yavru olmasına mı yoksa yetişkin olmasına mı dikkat ediyorsunuz? Yavru olması daha uygun ama aile olarak topluca gönderilmesi uygun bizim için. Ortama güzel mama verdiğimiz zaman sıcaklığın, MPH'i, uygun tuttuğumuz zaman solucanlarımız zaten ortama alışacaktır. Bu yüzden yavru olsa daha iyi olur ama yavru olmamasında da bir sakınca yok. Peki ömürleri ne kadar bu canlıların? Yaklaşık 4 sene kadar bizim sistemlerimizde. Ama üreme çok hızlı olduğu için onların öldüklerini göremiyoruz. Çok hızlı bir üreme var. Yani kendi aralarına bir geri, kendi aralarına bir geri dönüş geri dönüşüm sağlıyorlar. Aynen öyle. Peki buradaki çuvalda olan o solucan gübresi elenmiş vaziyette şu anda. Hiçbir kokusu yok. Şu an toprağa uygulanabilir halde Hı. dinlenmiş şekilde solucan gübresi. Hiçbir şekilde koku yok. Evet hiçbir şekilde kokusu yok. Kötü bir kokusu yok. Yani bitkilere az önce saymış olduğunuz faydaları bundan geçiyor öyle değil mi? Evet bunu toprağa uyguladığımız zaman birçok fayda içerisinde bulunan bitki besin elementleri sayesinde ve solucanın solom sıvısı denen bitkiye çok yararlı köklerine yararlı olan sıvı sayesinde toprağa ve bitkiye faydası oluyor. Ben şunu merak ettim. Ee, bazı alanlarda hani bitkiye ekstra takviye uygulaması veriliyor. Bitkinin hem direnci hem de hastalığa karşı dirençli olmasından adına. Doğrudan bu ürünü kullanmak gerekiyor mu? Tabii ki doğrudan bir ürünü kullandığımız zaman içerisinde bunun solucanlar gezdiği için selom sıvıları gübreye bulaşmış vaziyette şu anda. Onlar köklere hem hastalıklarına karşı direncini hem soğa karşı direncini sağlamasında yardımcı oluyor. Peki diyelim bunu bitki ekmek gerekirse ne kadar bunu kullanmak gerekiyor? Bitkiden bitkiye değişse de yaklaşık dönümüne 150-200 kilo uygulama yeterli oluyor. Yani az önce bir hesap yaptık içeride. Ortalama 1 milyon tane sahip olduğun zaman bir rakam söylemiştiniz. Orayı biraz daha açarsanız da açarsanız ya, Çünkü tam konunun üzerine geldik. 1 milyon solucanla verimli bir şekilde ayda 8 ton gübre üretebiliriz. Daha fazla gübre Ürete de bilinir ama yarı hayvan gübresi, yarı solucan gübresi olarak satmış oluruz. Bu da doğru olmaz. Bu yüzden aylık 8 ton kadar gübre, Aysen Efet'i de için söylüyorum, uygun üretir. E o zaman solucan temin etmek oldukça karlı bir iş. E tabii ki. Üremesi hızlı olduğu için e, üretiminiz hızla artıyor sürekli. Onur Bey son zamanlardan toprakta e, kimyasal olarak gübre kullanımı mevcut. Bu ürünü kullanıldı, kullanıldığı takdirde o tip ürünlere gerek var mı? Şu anda sadece solucan gübresi kullanarak üretim yapabilirler. O tip kimyasal hiçbir gübreye ihtiyacımız yok. Zaten organik gübre, solucan gübresi kullanıyorsak Hiçbir şekilde kimyasal kullanmamamız gerekiyor. Kimyasal toprağı kirletecek, içerisindeki mikroorganizmaları öldürecek. Bizim solucan gübremizde mikroorganizma sayısını artırmaya çalışacak. Bu tamamen birbiriyle zıt olduğu için kimyasal hiçbir şekilde kullanılmaması gerekiyor. Yani hem donmaya karşı hem de verim artışının bu ürünü alabiliriz öyle değil mi? Evet alabiliyoruz. Peki izleyicilerimize son olarak neler aktarmak istersiniz? İzleyicilerimiz solucan gübresi üretmek isteyenler, bu işi kendi işlerini kurmak isteyenler, istedikleri zaman bizi arayabilirler, detaylı bilgi alabilirler, destek alabilirler. Türkiye'de solucan gübresi üretiminin yayılması için elimizden geleni yaparız. Bu şekilde bizi istedikleri zaman arayabilirler, tesisimizi ziyarete gelebilirler. Peki Onur Bey, biz de bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizleri izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.